Merhaba sevgili çocuklar. 4. sınıf matematikteki bu haftaki konumuz geometrik cisimler ve şekiller. Geometrik cisimler ve şekiller konusunda ilk önce sizinle geometrik şekilleri işleyeceğiz. Üçgen, kare ve dikdörtgenin isimlendirilmesi konumuzun adı. Üçgen, kare ve dikdörtgen günlük hayatta en sık karşılaştığımız geometrik şekillerdendir. Mimariden fotoğraf sanatına, evdeki halılarımızdan perdelerimize, masa örtülerimize, masalarımızın, camlarımızın şekline varana kadar birçok yerde dikdörtgen, kare ve üçgenleri görmemiz mümkündür. Üçgen, üçü de doğrusal olmayan üç noktanın ikişer ikişer oluşturduğu doğru parçalarının birleştirilmesine denir. Yani H noktası, C noktası ve T noktası aynı doğru üzerinde değildir ve bu iki noktanın birleştirilmesiyle oluşan şekle üçgen diyoruz. Üçgenin köşelerine yazılan büyük harflerle isimlendirilir. İsimlendirilmeyen bir köşeden isimlendirmeye bir köşeden başlanarak saat yönünde ya da saat yönünün tersinde yazarak başlanılır. Böylece üçgen 6 şekilde isimlendirilir. Ben burada HTC üçgeni oluşturdum. Üçgeni isimlendirirken köşelerde bulunan harfin üzerine üçgen sembolü konulması gerekir çocuklar. Bu kare ve dikdörtgende gerekli değildir ancak üçgende gereklidir. Şimdi üçgenimizi isimlendirirken H harfinden başlıyoruz. H, T, C üçgeni. T'ye geliyoruz. T, C, H üçgeni. Sonra C, H, T üçgeni diyoruz. Bir de tam tersi yönde H, C, T üçgeni. C, T, H üçgeni, T, H, C üçgeni şeklinde 6 şekilde üçgenimizi isimlendiriyoruz. Özellikle ortadaki harfin üzerine üçgen sembolünü koymayı unutmuyoruz. Üçgenin kenarları. Üçgenin kenarları bulunduğu doğru parçalarının üzerindeki köşelerin harfleri ile ifade edilir. Yani üçgenin kenarı kırmızıyla gösterdiğim burasıdır. Köşelerde bulunan A, B harfleriyle ifade edilir. A ve B noktalarında arasında kalan bu doğru parçasıdır çocuklar. Yani sınırları bellidir. Bazen de üçgenin kenarları karşı köşedeki harfin karşı kenara küçük olarak yazılmasıyla da ifade edilir. Öyleyse üçgenin kenarlarını ifade ederken AC doğru parçası, AB doğru parçası, CB doğru parçası, aynı şekilde AC doğru parçası, AB doğru parçası, CB doğru parçası şeklinde A köşesinin karşısındaki kenara A kenarı, C köşesinin karşısındaki kenara C kenarı, B köşesinin karşısındaki kenara ise B kenarı diyerek 9 şekilde kenarlarını adlandırabiliriz. Kare geometrik şekillerden bir tanesi. Genel adı dörtgendir. Kare, dikdörtgen, yamuk, paralel kenar. Bunların dört kenarı ve dört köşesi olduğu için genel adları dörtgendir. Ancak karenin özel bir durumu vardır. Dört köşesi ve birbirine eşit olan dört kenarı vardır. Yani bu kenar, bu kenar, bu kenar ve bu kenar birbirlerine eşittir karede. Onun için de özel adı karedir. Yine köşelerine yazılan büyük harflerle adlandırılır. Adlandırmaya aynen üçgende olduğu gibi istediğimiz bir köşeden başlayarak saat yönünde veya saat yönünün tersi harfleri okuyarak isimlendirme yapabiliriz. Böylece kareyi 8 farklı şekilde isimlendirebiliriz. K, L, M, N karesi. L'den başlıyorum. L, M, N,
K karesi, M'den başladığımda M, N, K, L karesi, N'den başladığımda da N, K, L, M karesi olarak saat yönünde, istediğim herhangi birinden başlayarak K, N, M, L karesi, N, M, L, K karesi, M, L, K, N karesi, L, K, N, M karesi olmak üzere 8 şekilde isimlendirebiliriz. Dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta şudur çocuklar. Köşelerdeki harfler kenarları takip edilerek isimlendirilir. Komşu olmayan kenardaki harf söylenmez, yanlış olur. Örneğin K'ye komşu olan harfler bu kenarın takip ettiği L ve N köşeleridir. Ama M köşesi K'nin komşusu değildir. Öyleyse K, L, N, M şeklinde isimlendirirsek yanlışlık yapmış oluruz. Çünkü isimlendirirken köşeler takip edilmek zorundadır. Karenin kenarları 4 eş uzunluk olan doğru parçasıdır. Öyleyse K ve L köşelerin arasında kalan KL doğru parçası karenin bir kenarını oluşturur. L ve M köşelerinin arasında kalan kenar LM kenarıdır. M ve N köşelerinin arasında kalan NM kenarı bir kenardır. K ve N köşelerinin arasında kalan NK de bir kenarı isimlendirilir. Böylece karenin kenarları da köşelerin arasında kalan doğru parçasıdır ve köşelerdeki harflerle isimlendirilir. Tanıyacağımız üçüncü geometrik şekil dikdörtgendir çocuklar. Dikdörtgen de yine bir dörtgendir ancak özelliklerinden dolayı dikdörtgen ismini almıştır. Çünkü dikdörtgende karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir ve dört kenarı dört köşesi bulunur. Köşeler kırmızı kalemle noktalarını koyduğum iki kenarın birleştiği, iki doğrunun birleştiği yerdir. Dikdörtgenin köşelerine yazılan büyük harflerle adlandırıldığını daha önceden de biliyoruz. Yine köşelerden herhangi birinden başlayarak saat yönünde ya da saat yönünün tersinde dikdörtgen isimlendirilerek okunur. Öyleyse dikdörtgenimiz de 8 farklı şekilde isimlendirilebilir çocuklar. A, B, C, D dikdörtgeni. D, B, C, D, A dikdörtgeni, C, D, A, B dikdörtgeni, D, A, B, C dikdörtgeni. Tersi olarak da A, D, C, B dikdörtgeni, D, C, B, A dikdörtgeni, C, B, A, D dikdörtgeni, B, A, D, C dikdörtgeni olmak üzere 8 şekilde de dikdörtgenimizi isimlendirebiliriz. Dikdörtgenimizin kenarları yine iki köşe arasında kalan uzunluklarıdır. Buraya bir kenar, buraya bir kenar diyoruz. Dikdörtgende iki farklı uzunluk var çünkü. Köşelerdeki harflerle isimlendirirsek A ve B köşelerinin arasındaki kenar AB kenarı. B ve C köşelerinin arasındaki kenar BC kenarı, yani doğru parçası diye okuruz biz bunu. C ve D kenarların köşelerinin arasında kalan kenar CD kenarıdır. CD doğru parçasıdır. A ve D kenarları köşelerinin arasında kalan kenarlar ise AD kenarıdır. AD doğru parçası diye okunur. Bu okuma ve çalışma işlemleri MEP kitabımızın 191 ve 192. sayfasında çeşitli çalışmalar var. Bunu evde kendiniz de yapabilirsiniz. Dikdörtgen ve karenin kenar özellikleri ikinci konumuz çocuklar. Kare dört kenarı olan ve dört kenarı da birbirine eşit olan geometrik şekildi. Karenin dört kenarı var. 1, 2, 3 ve 4. Dört köşesi var. 1, 2, 3 ve 4. Ve karenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir çocuklar. Yani bu kenar, bu kenar, bu kenar ve bu kenar birbirine eşittir. Dikdörtgenin de
dört kenarı ve dört köşesi vardır. Yalnız kareyi kenarlarını sayarken PRSŞ karesinin kenarları PR doğru parçası, RS doğru parçası, SŞ doğru parçası, Ş, R doğru parçası olarak isimlendirilir. Pardon çocuklar, burası P kalacak. PRSŞ karesinin kenar uzunlukları PR uzunluğu, RS uzunluğu, SŞ uzunluğu, SP uzunluğu şeklinde isimlendirilir. Yani iki tane çizgi kenarların uzunluğunu köşeli parantez içe ise doğru parçası olduğunu ifade eder. Dikdörtgenin iki uzun, iki kısa olmak üzere dört kenarı vardır. Ve karşılıklı kenarlar, uzun kenarlar birbirine eşit, kısa kenarlar birbirine eşittir. Kısa kenarların adı en, uzun kenarların adı ise boydur. Öyleyse dikdörtgende iki tane en, iki tane de boy vardır. Dikdörtgenimizin kenarlarını yine doğru parçaları olarak ifade ederiz. Doğru parçasının sembolü kapalı parantezdir. Öyleyse EFGH dikdörtgenin kenarları EF doğru parçası, FG doğru parçası, HG doğru parçası, HE doğru parçasıdır. EFG dikdörtgeninin kenar uzunluklarını ifade ederken EF uzunluğu, FG uzunluğu, HG uzunluğu, HE uzunluğu şeklinde ifade edilir çocuklar. Evet, dikkat! Geometrik şekillerin kenar uzunlukları, kenarları simgeleyen harflerin başına ve sonuna çizgi getirilmesiyle yazılır. Bu da bize dikdörtgenin kenar uzunlukları şeklinde okunur. Yine MEP kitabımız sayfa 193 ve 194'te bu konuyla ilgili çeşitli çalışmalar var. Takip edebilirsiniz oradan. Kare ve dikdörtgenin özellikleri. Kare ve dikdörtgenin ikisi de dörtgen olduğu için, dört köşesi ve dört kenarı olduğu için benzer özellikleri oldukça fazladır çocuklar. Karenin dört kenarı vardır. Dört kenarının uzunlukları birbirine eşittir. Dört tane açısı vardır ki bu açıların ölçüsü 90 derece dik açıdır. İç açılarının ölçülerinin toplamı 360 derecedir. Karşılıklı kenarları eşittir. Karşılıklı kenar dediğimde bu kenarla bu kenar birbirine eşittir, karşılıklıdır. Zaten karenin dört kenarı da birbirine eşit olduğu için üstteki kenarla alttaki kenar karşılıklı, iki yan kenarlar sağ ve sol olmak üzere birbirlerine karşılıklıdır. Dört kenarı eşittir ifadesi de doğrudur. Karşılıklı kenarları eşittir ifadesi de doğrudur kare için. Dikdörtgenin de yine dört kenarı vardır. Birinci kenar, ikinci kenar, üçüncü kenar ve dördüncü kenar olmak üzere. Karşılıklı kenarların uzunlukları birbirine eşittir. Yani uzun kenarların uzunlukları birbirine eşittir. Kısa kenarların uzunlukları da birbirine eşittir. Çünkü uzun kenarın karşısında uzun kenar, kısa kenarın karşısında kısa kenar vardır. Dört tane açısı vardır. Açılarının toplamı 90 derecedir. Ve iç açılarının ölçüsü 360 derecedir. Farkında iseniz eğer dikdörtgenle karenin açıları, iç açılarının toplamları, kenar sayıları, köşe sayıları birbirine eşittir. Şimdi geçen yıldan hatırlayacağınız üzere köşegenleri geçen yıl size anlatmıştık. Ama bu ünitede de tekrar etmemiz gerekiyor. Komşu olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçasına köşegen denir. Kare ve dikdörtgende köşegenler birbirlerine eşittir çocuklar. Komşu olmayan ne demek? Şimdi A noktası bu köşede bulunuyor. A noktasına komşu olan A kenarını takip ettiğimizde B noktasıdır. A kenarının bir komşusu daha vardır, D noktasıdır. Öyleyse komşu olmayan C noktasıyla A noktasını birleştiren çizgiye köşegen adını veririz. D noktasının komşusu C ve A noktalarıdır. Öyleyse kendisine komşu olmayan B noktasıyla birleştirilen bu doğru parçasına köşegen denir.
Karenin köşegeni iki tanedir çocuklar ve köşegenler ortada birbirlerini dik olarak keserler. Dik olarak kesmeleri burada 90 derecelik dik açının oluşmasını da sağlar. Bir de karenin köşegenleri birbirini tam olarak ortadan keser. Öyleyse karenin köşegeni için AC doğru parçası karenin bir köşegeni, DB doğru parçası da ikinci bir köşegenidir. Gelelim dikdörtgene. Dikdörtgenin de dört kenarı, dört köşesi var. Karşılıklı kenarlar birbirlerine eşittir. Köşegen uzunlukları birbirlerine eşittir. Yine K'ye komşu olmayan M noktası ile K noktası arasında çizilen bu doğru parçası KM doğru parçası dikdörtgenin köşegenidir. Yine L'ye komşu olmayan N noktası arasındaki doğru parçası dikdörtgenimizin ikinci köşegenidir. Kare ve dikdörtgende ikişer tane köşegen vardır. Dikdörtgenin köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Ancak kare gibi birbirini dik olarak kesmez çocuklar. Dikdörtgenin köşegenleri dik kesişmezler. Kenarlarına göre üçgen çeşitleri üçüncü konumuz. Üçgenler hem kenarlarına göre hem de açılarına göre farklı isimler alır çocuklar. Biz bugün sizinle kenarlarına göre üçgen çeşitlerini öğreneceğiz. Kenar özelliklerine göre 3 farklı üçgen vardır çocuklar. Birincisi eşkenar üçgen, ikincisi ikizkenar üçgen, üçüncüsü çeşit kenar üçgendir. Birincisi eşkenar üçgen. Bütün kenar uzunlukları eşit olan üçgenlere eşkenar üçgen denir. Yanda görülen ABC üçgeninin tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir. A köşesinin karşısında olan A kenarı 5 cm'dir. B köşesinin karşısında olan B kenarı 5 cm'dir. C köşesinin karşısında olan C kenarının uzunluğu 5 cm'dir. Öyleyse AB'nin uzunluğu yani C kenarının uzunluğu 5 cm. BC kenarının uzunluğu yani A kenarının uzunluğu 5 cm'dir. AC'nin uzunluğu yani B kenarının uzunluğu 5 cm'dir. Öyleyse bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olan üçgen çeşitlerine biz eşkenar üçgen ismini veriyoruz. İkinci üçgenimiz ikizkenar üçgenimiz çocuklar. Adından da anlaşılacağı gibi iki kenar uzunluğu birbirine eşit, üçüncü kenar uzunluğu diğerlerinden farklı olan üçgenlere ikizkenar üçgen diyoruz. İkiz olan öğrencilerimin yaşları da eşittir. Onun için onlara ikizler deriz. İkizkenar üçgende de iki kenar yani ÖO kenarı ile OR kenarının uzunlukları birbirine eşittir. Böyle üçgenlere ikizkenar üçgenler denir. İkizkenar üçgenlerde OÖ'nün uzunluğu yani R kenarı 6 cm'dir. OR'nin uzunluğu yani Ö kenarı 6 cm'dir. ÖR'nin uzunluğu yani O kenarı 4 cm'dir. Öyleyse iki kenar uzunluğu eşit, bir kenar uzunluğu farklı olan üçgenlere biz ikizkenar üçgenler diyoruz. Üçüncü konumuz çeşit kenar üçgen. Bütün kenar uzunlukları birbirinden farklı uzunlukta olan üçgenlere çeşit kenar üçgenler denir. Yukarıda bulunan K, L, M üçgeninin bütün kenar uzunlukları birbirinden farklıdır. Gördüğünüz gibi KM doğru parçası yani L kenarı 6 cm. M, L doğru parçasının bulunduğu kenarın adı K kenarıdır 3 cm. K, L doğru parçasının olduğu kenarın uzunluğu 5 cm'dir ve biz bu kenarı da M kenarı deriz. Öyleyse kenar uzunlukları üçü de birbirinden farklı olan üçgenlere de çeşit kenar üçgenler diyoruz. Şimdilik bu konumuz burada bitmiştir. Teşekkür ederim. Sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın.